kilo vermek için her yolu deneyen ancak yine de başarılı olamayanlar obezite cerrahisi hasta okulunda bir araya geldi sayın seyirciler. Obezite cerrahisi ile ilgili merak edilenleri hem doktorlardan hem de cerrahi ile sağlığına kavuşan hastalardan öğrendi. Başak'la 8 ay önce tanışmıştık. 132 kilodan 67'ye düşmüş bir başarı hikayesine imza atmıştı. 18. ayda sizle röportaj yaptım da 67 kiloydum. 1,5 ya da 2 ay geçti tam net hatırlamıyorum. Şimdi 62 kiloyum. Artık idealimdeki kiloyum vücut kitle indeksi olarak ve gayet mutluyum. Mutlu olan sadece o değil. Volkan Akyıldız, Didem Güç, Eda Gürel de şimdi hayatlarına daha mutlu, daha sağlıklı devam edebiliyorlar. Çünkü onları hasta ve mutsuz eden tüm fazlalıklardan kurtuldular. Şu an 72 kiloyum. 8 ay önce 122 kiloydum. Yani 121 küsürdüm ondan sonra. Nefes alma problemi yaşıyordum. Uyku apnesi problemi vardı. Tansiyon problemim vardı. Mide bypass'ı oldum. 7 ayda 50 kilo verdim. 125 kiloyla girdim ameliyata. Ondan sonra çok mutluyum. Bizim çevremizde kilolu insanlara bakış açısı yemiş yemiş böyle olmuş modunda. Şu anda biraz mutluyum. Hepsinin hikayesi farklı. Kaderleri ise tek bir noktada birleşti. Obeziteden cerrahiyle kurtuldular. Diyet, egzersiz, ilaç tedavisi, hatta psikoterapi ama tüm bunlara rağmen çok yüksek kilo ve yandaş hastalıklar insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor. İşte cerrahi bu noktada gerçekten tam bir dönüş noktası olabilir. İşte o dönüş noktasını doçent doktor Halil Coşkun ve bu yöntemle sağlığına kavuşanlar anlattı. Obezite cerrahisinde kullanılan yöntemler ayrıntılarıyla açıklandı hastalara. Bu cerrahi yöntemin iyi anlaşılması ve iyi anlatılması lazım. Buradayız çünkü obezite cerrahisi ne yazık ki doğru yansıtılamıyor. Tatlı bomba gibi yaşamaktansa bir kez o riski almaya değer ve arkadaşlarımızı süreçlerimizi göstermek için buradayız. Kimi henüz karar vermemişti ama kimi kararlıydı ameliyata başvurmaya. Diyet hepsindeydim, spor hepsindeydim. Kaç kilosunuz şu anda? Şu anda 160. Kilo verdikten sonra kilo alma riski nedir? Kilo aldıktan sonra o kiloyu verme riski nedir? Bunları öğrenmek istiyorum. Tüm sorularına hasta okulunda yanıt buldular. Ameliyat neden ameliyat? O konuda ders çalışmamız gerektiği konusunda eğitim aldık. Çünkü hadi ben ameliyat oluyorum deyip ameliyat olmaması gerektiğini Halil Bey anlattı.